Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile kumandaların kodlarını nasıl çözebileceğimizi göstereceğim. Hemen kodumuza geçelim. Evet, bilgisayarda kodumuz şöyle ayar receive demo isminde bir kod. Bu kodu ulaşmak için ayar remote kütüphanesini indirmeniz lazım bilgisayarınıza. Yani Arduino IDE'ye kurmanız lazım. Şuradan kuruluyor bu kütüphanede. Şuralarda bir tane yer vardı, kütüphane arama yeri. Şurada taslaktaydı sanırım. Evet, buralarda o kütüphaneyi internetten indirdikten sonra dosya ekleye basıyoruz. Ve bu dosya ekle menüsü altından bir tane yer açılacak. Yerel disk içinde bir yer açılacak. O yerden ayar receive demo'yu eklemeniz lazım. Ayar remote kütüphanesini eklemeniz lazım. Ayar remote kütüphanesini ekledikten sonra zaten burada dosyada örneklere geliyorsunuz. Şöyle aşağıda, en aşağıda olması lazım. Şurada ayar remote diyor. Bunu buradan şöyle yapmak lazım. Buradan biraz hızlı geçmek lazım. Bunu da biraz garip yapmışlar. Şuradan ayar receive demo gözüküyor üstte. Onu seçmeniz gerekiyor. Şurada ayar receive demo'yu seçmeniz lazım. Bunu seçtikten sonra bu kod karşınıza çıkacak. Bu kodu şimdi Arduino'muza yükleyelim. Şuradan yükleye basıyoruz. Yükleniyor. Çalışma derleniyor. Evet, yükleniyor. Arduino Nano'daki bir problemden dolayı yükleme süresi biraz uzuyor. Evet, şu anda yükleniyor gösteriyor. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi Arduino'muza geçelim. Arduino'muza kodumuz yüklendi. Bilgisayardan COM portu açalım. Şimdi burada bu şekilde bağlı olması lazım infrared alıcımızın. Arduino'nun 11. pini sinyal pinine bağlı olması lazım. 5 volt 5 volta, toprak toprağa. 11. pin de bunun üzerindeki giriş pinine bağlı olması lazım. Evet, şu anda ekranda bazı numaralar geldi. Bir şeyler okudu. İnfrared kızılötesi alıcıdan bazı sinyaller okudu. Şöyle çıkışı temizliğe bastık ve tertemiz bir COM portumuz açıldı. Şurada 10 tane 6 tane kumandamız var. Bu 6 tane kumandanın tuşlarını okutacağız şimdi. Şu küçük kumandayla başlayalım. Evet, şöyle infrared alıcıya tutuyorum kumandayı. Mesela şu butona basacağım. Evet, ekrana bakalım. Şöyle bir kod geldi şurada. Şöyle bir kod geldi. FFA25D diye bir kod geldi. Şimdi diğer bir butonuna basacağım kumandanın. Şöyle gösterelim. 9. butonuna basacağım mesela. Evet, bastım. Ve şurada FF52AD diye bir kod geldi. Burada en altta bir de FFF diye bir kod geldi. O kod butona uzun süre basıldığını göstermekte. Ve uzun süre basıldığında o kod biraz sıkıntılı olmakta. Yani kısa süreli basmak lazım butona. Orada FFF kodu gelmemesi için. Şimdi bu kumandamızın çalıştığını anladık. Bir de şöyle bir Philips Universal bir kumandamız var. Bu kumandanın şimdi açma sinyalinde ne gönderdiğine bakacağız. Evet, ekrana bakalım. 80C isimli bir kod gönderdi açma sinyalinde. Şöyle bir daha basıyorum. Şöyle ekrana bakalım. Burada da kapatma sinyali olarak C isimli bir kod gönderdi. Bu kumandamız da çalışmakta. Şimdi eski bir tüplü televizyonun kumandası olan bir SEG marka kumandaya geçeceğiz. Şöyle bir kumanda. Oldukça eski bir kumanda.
Şöyle açma butonundan test yapacağım. Evet, ekrana bakalım. 80D kodunu gönderdi. Şurada 80D yazmakta. Bir daha gönderelim. Şöyle kodu. Evet. Bu sefer de kapatma sinyali olarak D isimli bir kod gönderdi. Bu kumandamız da çalışmakta. Şimdi bir tane Media Player'ın bir kumandası olan çok eski bir kumandayı inceleyeceğiz. Çalışıyor mu bakalım. Şuradan bir tane düğmesine basacağım. Şöyle stop isimli bir düğmesine basıyorum. Evet, bastım. Ve FF28D7 diye bir kod gönderdi. Bu kumandamız da çalışmakta. Şimdi uydu kumandası bakacağız. Bir tane Sunny marka uydu kumandasını kodlarını inceleyeceğiz. Şöyle bunun da açma sinyalini gönderelim. Şöyle. Evet, ekrana bakalım. 718E38C7 isminde bir kod gönderdi. Bu kumandamız da çalışmakta. Şimdi LG'nin bir televizyon kumandasına bakacağız, kodlarına. Açma butonuna basıyorum. Evet, ekrana bakalım. 20, şurada odaklayabilirsem, 20DF10F diye bir kod gönderdi. Şurada. Evet, kodumuz gözükmekte. Böyle bir kod gönderdi. Bu şekilde kumandaların pilinin bitik ya da dolu olduğunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda farklı projelerimizde bu kumandaları kullanmak istiyorsak kodlarını okutup projelerimizde koşullara bağlayabiliriz. Böyle güzel bir proje oldu. Güzel bir anlatım oldu. Güzel bir uygulama oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.